Ve tabii Züleyha Hocam, konuşmamızın arasında da geçti. Kanser hastalığının en önemli etkenlerinden biri de moral, Moral motivasyon dediniz. önemli. Stresten uzak duracak dediniz. Tabii burada önemli olan bir nokta da çevresel faktörler. Çevresel Yakın faktör. çevre, Tabii, aile. tabii. Şimdi bir evde kanser hastası var. Peki aile nelere dikkat edecek? Hasta yakınları neler yapmalı? Aile nelere dikkat edecek? Öncelikle hastaya yalnız olmadığını hissettirmesi gerekiyor. Yanında olması gerekiyor. Ailenin mutlaka hiç yoktan yani bir kişi mutlaka o hastayla elinden tutması gerekiyor. Ve ona başaracağına inandırması gerekiyor. Bu hastalıkla savaşacağına, başaracağına inandırması gerekiyor. Bizler zaten sağlık çalışanları olarak tedaviye geldiğinde hastalıkla ilgili olumlu, olumsuz bütün bilgileri vermekteyiz ama her zaman için hastanın burada tedaviye gelmesi bile hastalıkla savaştığını göstermektedir. Bu da çok büyük bir başarıdır. Zaman zaman hastalar gelmek istemiyor, gelmiyor, kendini kapatıyorlar. Böyle değil. Tedaviye geliyorsa zaten büyük bir şeyleri biz başaracağımıza inandık demektir hastayla birlikte. Hasta yakını çok önemli. Ona destek olması gerekiyor, moral motivasyon açısından da. Şu an çok mümkün değil tabii ki ama açık havada yürüyüş yapmasını istiyoruz. Bu dönem bittikten sonra açık havada yürüyüş yapmasını istiyoruz. Strese bağlı adrenalin çok fazla yükselir. Bunu düşürmek için noradrenalin hormonunun daha fazla ön plana çıkması için onu rahatlatıcı şeylerle meşgul olmasını isteriz. Uyku çok önemli. Uykusunu düzenli bir şekilde uyuması gerekiyor kanser hastasının. Onun için de işte bitki çayları, işte onu rahatlatıcı bazı besinlerle takviye edip onun moralini düzgün tutup uykusuna da dikkat etmemiz gerekir.